تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد bugün Allah'ın izniyle müthiş bir derse başlayacağız zengin olmanın 16 yolu. İçinizde kim var zengin olmak istemeyen? Yani şöyle rahat bir hayat yaşamak istemeyen. Bol ve bereketli, müreffeh bir hayat yaşamak istemeyen kim var? Kim vardır yani insanoğlu içerisinde zenginliği, rahatı, müreffehliği reddetmek isteyen? Kim vardır? Genel olarak böyle bir insan tipi çıkmaz. Herkes rahat bir yaşamı ister. Çoluk çocuğuna, ailesine huzurlu, müreffeh bir hayat sunmayı herkes ister. O zaman eğer hepimiz böyle bir şey istiyorsak, insanlık böyle bir şey istiyorsa bu dersi iyi dinlemek gerekir. Ben Allah'ın izniyle bu derste Kur'an ve sünnette bize anlatılan fazlası da var da ben 16 tanesini seçtim. 16 tane maddeyi tek tek zikrederek bunlarla daha bol, daha bereketli, daha anlamlı bir hayat yaşayabilmenin ipuçlarını aramaya çalışacağız. Gerçekten de Kur'an ve sünnette bazı ipuçları verilmiş bize. Bunları yapan insanlara Allah ve Resulü bol ve bereketli bir hayat yaşayacaklarını vaat etmiştir. Allah ve Resulü vaadinden dönmez. Özellikle yaşadığımız ülke itibariyle söylüyorum. Gerçi dünyanın birçok ülkesi de buna dahil. Bugün ciddi bir maddi krizin, maddi problemlerin içinde, maddi kriz şu anda bütün dünyayı sarmış durumda. Bugün insanların tek derdi nedir kardeşler? Geçim derdi, hayat pahalılığı, hayat şartlarının zorluğu, eve ekmek götürebilme derdi, faturaları yatırabilmek, ev kirasını ödeyebilmek ile ahirihi. İnsanlar bunlarla günlerini geçiriyorlar. Başka dertleri ve gayeleri yok. Allah için çarşıya çıkın, çay ocaklarına oturun. Yeminle söylüyorum bu saydığım 3-5 maddeden başka konuşan insan yok. Hayat işte zorlaştı, faturaları ödeyemedik, doğalgaz şu kadar geldi, başka gündemi yok insanların. O yüzden bu anlatacağım ders özellikle bugünlerde yani dünyanın böyle ciddi bir kriz yaşadığı bugünlerde çok daha anlamlıdır. Eskiden olmadığı kadar önem arz etmektedir. Şimdi şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekir ki rızık endişesi taşıyan zihni rızık endişesiyle ıgfal edilmiş toplumlar kesinlikle kendilerini dine veremezler. Bu bir gerçek. Karnı doyurulamayan insanlar anlatacağımız ayet hadislerden asla istifade edemezler. Bunu bilen tağutlar her dönem halklarını rızık endişesiyle meşgul etmişlerdir. Yani gerek eski tağutlar, gerek çağdaş tağutlar hep halklarını meşgul etmişler bu endişeyle. Niye? Dine yönelmesinler. Aman ayet hadis duymasınlar. Aman karınları rahat doyarsa Allah'a filan yönelirler de böylelikle bize itaatten çıkar. Endişesiyle sürekli insanlara maddi baskılar kurmuşlar. Onları maddiyatla uğraştırmışlar ve böylelikle onları etkileri altına almışlar. O nedenle özellikle insanlara Allah'ın dinini götüren insanların, davetçilerin bu yönü iyi bilmeleri lazım. Kardeşim, karnı aç adama sen ne anlatabilirsin? Evinin kirasını ödeyememiş, doğalgazı kesilmiş, elektrik faturası yatırlamamış bir insana sen ne anlatsan dinler ama sen bu adamın özellikle bu yönünü dert edinir. Ona elinden geldiğince maddi veya manevi sebepler sunarsan o adama bir şeyler anlatabilirsin. Maddi olarak bir şey sunamasan bile ama en azından adam senin kendi derdiyle ilgilendiğini bildiği anda senin söyleyeceklerine daha iyi kulak kesilir. Mesela biz adama desek ki kardeş bak Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şunları yapanların daha iyi bir hayat yaşayacağını, daha müreffeh bir hayata kavuşacaklarını, göklerin ve yerin bereketlerine sahip olacaklarını anlatıyor. O yüzden gel sen bunları yap. Böylelikle rızkın artar filan diye böyle anlatsan adama, adam en azından şunu der. Ya bu adam benim derdimle dertleniyor. İşte o adama sen tevhidi de anlatabilirsin. Ama senin karnın tok, karşı tarafın durumundan anlamıyorsan hiçbir şey anlatamazsın. İşte bugün biz Allah izin verirse kardeşlerim gerek halkımızı gerekse bizi ilgilendiren bence de çok önemli bir konu olan rızkı arttırmanın sebepleri konusunu ya da zengin olmanın yolları konusunu ya da ne yaptığımızda Allah rızkımızı daha da bereketlendirir konusunu ele alıp anlatmaya çalışacağız. Şimdi bu anlatacağım konuyu gerek akılda daha iyi kalması açısından gerekse şöyle derli toplu olsun diye maddeler halinde anlatacağım. Allah izin verirse 16 madde zikredeceğim. Bunun birkaç tanesini bu derste geri kalanını da diğer derste anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu derste bu konuyu anlatabilmem için bazı detayları da öncesinde bir mukaddime olarak vermem gerekir. Umarım bu dersi dinleyip amel eden kardeşlerimizin rızıkları bereketlenir. Hayatları müreffeh hale gelir. Ve hayatı daha tadında yaşayabilmenin formülünü bu ders sayesinde öğrenirler. Şimdi kardeşlerim biraz önce de dediğim gibi konunun daha iyi anlaşılabilmesi için şu iki meseleyi mutlaka izah etmem lazım. Birincisi rızkın artmasının sebeplerini biz ikiye ayırabiliriz. Birincisi maddi sebepler, ikincisi manevi sebepler. Biz bir kul olarak bu iki sebebe de sarılmak zorundayız. Şimdi maddi sebepler vardır insanın rızkını artırır, manevi sebepler vardır insanın rızkını artırır bereketlendirir. Biz şöyle düşünmeyeceğiz. Bazı hani sufilerin düşündüğü gibi "Kardeşim biz bu dünyaya çalışmaya gelmedik. Dolayısıyla biz namaz kılalım, ibadet edelim. Allah rızkımıza kefildir." deyip çalışmayı terk etmeyeceğiz. Maddi sebeplere sarılmayı terk etmeyeceğiz. Sadece maddiyata da yönelip manevi sebepleri terk etmeyeceğiz. Her ikisine de yönelerek rızkımızı aramaya çalışacağız. Çünkü unutmayın ki maddi sebeplere sarılmak da Allah'ın emridir. Manevi sebeplere sarılmak da Allah'ın emridir. Bakın rızkı artırma noktasında maddi sebeplere sarılma meselesini Allah kitabında bize şöyle emrediyor. Diyor ki Huvellezî ce'ale lekumul arda zelûlen O Allah yeryüzünü size boyuna eğ eğdiren Allah'tır. Femşû fî menâki Öyleyse onun omuzlarında yani yeryüzünde yürüyün. Ne demek yeryüzünde yürüyün? Rızkınızı arayın, çabalayın, gayret edin. Ve kulu min rizqihi Yeryüzünde yürüdükten sonra rızık elde ettiniz ya. Onun rızıklarından yiyin. Ve ileyhin Çünkü dönüşünüz, hesap için döndürülüşünüz Allah'a olacaktır. Mülk suresi 15. ayet. Yine Cuma suresinin 10. ayetinde de Rabbimiz buyuruyor ki فَاِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Cuma namazı kılınıp namaz bittikten sonra artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan yani Allah'ın rızkından arayın. Görüldüğü üzere bu iki ayette de Rabbimiz bize çalışmayı, çabalamayı, rızık aramayı, rızık için gayret etmeyi emrediyor. Ha, farziyet anlamında bir emri değil ama sonuçta Allah'ın emir kipiyle bize söylemiş olduğu bir buyruğudur. İstese şöyle diyebilirdi Allah azze ve celle. Ey kullarım, nasıl olsa sizin rızkınızı ben yazdım. Şu halde çalışmanıza gerek yoktur. Ben öyle veya böyle sizin rızkınızı temin edeceğim diyebilirdi. Ama böyle demek yerine Allah ne dedi? Namazı kılınca yeryüzüne dağılın. Allah'ın rızkından arayın. Yeryüzünün omuzlarında gezin. Rızkınızı talep edin. Bakın bizi maddi sebeplere sarılmaya Allah teşvik etti. Allah için ayetlerde geçen şu üç ifadeyi dikkatle düşünün. Fem şufi menakibiha. Yeryüzünün omuzlarında yürüyün. Fenteşiru fil art. Yeryüzünde dağılın namazdan sonra. وَبْتَغُ مِنْ Allah'ın rızkından arayın. Bütün bu emirler maddi sebeplere sarılmayı bize emrediyor. O nedenle kardeşlerim eğer biz rızkımızı artırmak, daha da bu noktada rahat bir hayata erişmek istiyorsak, kesinlikle maddi sebeplere sarılmayı ihmal etmeyeceğiz. Ama bazı materyalistler gibi sadece aklı paraya, dünyaya çalışan insanlar gibi de maneviyatı bir tarafa koyup sadece maddeye Kul olmayacağız. Sadece maddeyi hakiki sebep bilmeyeceğiz. Bunun yanında manevi sebeplere de sarılacağız. Ben inşallah bu derste bu manevi sebepler nelerdir? Maddi sebeplerin yanında, çalışmanın yanında bizi daha güzel, daha bereketli, daha anlamlı bir hayata e, sevk edecek manevi sebepler nelerdir? Bunları anlatacağım. Zira Allah Azze ve Celle diyor ki وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ Hem sizin rızkınız hem de size vaat edilen şeyler... Göktedir. Rızık gökte aranmalıdır. Yani Allahu Teala'nın katında aranmalıdır. Evet biz maddi sebeplere sarılırız. Bu Allah'ın bir emridir. Ama biliriz ki Allah istemezse kimseye rızık gelmez. Yine rızkı veren Allah'tır. O nedenle rızkın sahibinin kapısını çalmak lazım. Dolayısıyla kardeşlerim İslam'da yan gel yat anlayışı yoktur. İslam'da armut piş ağzıma düş anlayışı yoktur. Yine İslam'da komşuda pişer bize de düşer anlayışı yoktur. İslam'da ne vardır? İslam'da çalışmak vardır. Allah'ın meşru kıldığı şekilde sebeplere sarılmak vardır. İslam'da insanlara muhtaç olmamak prensibi vardır. Biz kesinlikle beleşçi, hazır yiyici, insanların eline bakan bir tip olmayacağız bilakis. Maddi sebeplere sarılarak manevi sebepleri de ihmal etmeden Allah'ın yeryüzündeki nimetlerini aramaya Bulmaya gayret edeceğiz. Zikredeceğim ikinci önemli husus. Ki bu da çok önemli. Gerçekten bu meseleyi özellikle dinlemenizi istiyorum. Şimdi hepimizin rızkı yazılmış ve takdir edilmiş. Doğru mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki. Nasıl ki ecel yazılıp takdir edilmişse. Nasıl ki insanlar ecellerini doldurmadan ölmeyeceklerse. Rızık da aynı şekilde takdir edilmiştir. Ve hiçbir insan rızkını kemaliyle tamamlamadan ölmeyecektir. Şimdi madem ki rızık yazılmışsa, madem ki rızık ne bir eksik ne bir fazla, tam Allah'ın takdir ettiği şekilde gelecekse o zaman çalışmanın ne anlamı var? Öyle ya Allah'ın yazdığını ben öyle veya böyle yiyeceksem, helal veya haram bir şekilde bana gelecekse ben niye çalışayım ki o zaman? Allah için bu soru sizin de aklınıza cahil insanların da aklına gelen bir soru değil mi? Evet. Kesinlikle bu akla gelen bir sorudur. O nedenle bizim bu soruyu cevaplandırmamız lazım. Bak kardeşler. Bu soru kaderi gereği gibi anlayamamanın neticesidir. Bir insan eğer ehli sünnetin kader anlayışını gereği gibi anlasa inanın bu soruyu sormaz. Zira ehli sünnetin kader anlayışında rızıklar sebepleriyle beraber takdir edilerek yazılmıştır. Yani kaderde var olan rızık değişmez. Ama bu rızık sebepleriyle beraber yazılmıştır. Biz böyle inanıyoruz. Sebepler bazen maddi sebepler olabilir. Çabalarsın, gayret edersin. Bazen de manevi sebeplerdir. Mesela dua manevi sebeplerden bir tanesi. Rızkın yoktur, perişansındır. Allah'a dua edersin, Allah sana rızık gönderir. Ama burada da dua manevi bir sebep olarak karşımıza çıkmakta öyle veya böyle insan sebebini işler, Allah o sebebin neticesini halk eder. Bakın ben bu anlattığım şeyi destekleyecek mükemmel bir, bir ayet okuyacağım. Bu ayet belki bu şekliyle hiç düşünülen bir ayet değil ama tamamen bizim anlattığımız şeyi destekler mahiyette bir ayet. Şimdi ayeti daha iyi anlayabilmemiz için öncesinde bir şey anlatayım. Medine'nin ilk dönemlerinde Ramazan ayında Akşam iftar ettikten sonra uyuya kalındı mı? Artık bir daha yemek yemek ve insanın eşiyle beraber olması yasaklanmıştı. Ramazan günlerinde ilk dönemleri anlatıyorum. Adam yemekten sonra uyudu mu? Bir daha artık yemek yemesi de eşine yaklaşması da mümkün değil, söz konusu değildi. Fakat bu olay sahabeyi çok zorladı. Hatta Ömer radıyallahu an bir hataya düştü perişan oldum helak oldum ya Resulallah diyerek Allah Resulüne durumunu arz etti ve bunun üzerine Rabbimiz ümmeti Muhammed'in üzerinden bu zorluğu kaldırdı ve buyurdu ki Ramazan gecelerinde eşlerinize yaklaşmanız artık size helal kılındı. Onlar sizin için bir elbise siz onlar için bir elbisesiniz dedi ve özellikle kardeşler Bakara suresi 187'yi okuyorum. Dedi ki "Fel an basiruhu" İşte şimdi bu zamandan sonra artık eşlerinizle beraber olabilirsiniz. Ve onlarla beraber olduktan sonra Allah'ın size yazdığı şeyi arayın. Bu ifadeyi Allah için unutmayın. Artık Allah'ın size yazdığı şeyi arayın. Zaten Allah yazmış. Allah bize neyi emrediyor? Sebeplere sarılmayı emrediyor. Şimdi bu insanlar diyorlar ya madem ki rızkımız yazılmışsa Niye biz o zaman çalışacağız? O zaman kardeşim, eğer çocuk yazılmışsa niye eşinle beraber oluyorsun? Olma. O zaman adama niye evleniyorsun? Niye eşinle beraber oluyorsun diye sorarlar. Doğru mu? İşte kardeşler, nasıl ki eşlerimize yaklaşarak kaderimizde yazılı olan şeyi arıyorsak, çalışarak da kaderimizde yazılı olan rızkı arıyoruz. Çocuk yazılmışsa onu aramaya ne gerek var demek ne kadar hatalı bir soruysa rızık yazılmışsa onu ne gerek var aramaya demek de bir o kadar hatalı bir sorudur. Kardeşim sen sebeplere sarılmakla mükellefsin. Bize düşen kaderimizde yazılı olan şeyi aramaktır. Biz ne yazıldığını bilmiyoruz ki sebeplere sarılacağız. Allah'ın ne takdir ettiğini bulmaya çalışacağız. Bize takdir edilen şey zaten karşımıza çıkacaktır. Zaten bu da bir kader Değil midir? İşte anlattığım bu iki mesele rızık konusunda bilmemiz gereken önemli iki mesele. Bunu anlamadan diğer meseleleri hakkıyla anlamamız, anlamamız mümkün olmayacaktır. O nedenle ben burada bunları zikrettiğim. Evet kardeşlerim şimdi rızkımızı artıran bizi zengin yapacak olan bizi daha müreffeh daha bereketli daha güzel bir hayata sevk edecek olan manevi rızık artıran sebepler nelerdir? Bunları anlatmaya geçebiliriz. Ben Allah izin verirse 16 tane madde tespit ettim. Yani bunu biraz daha artıranlar var. Bu 16 maddeyi inşallah iki derste sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Ne yaptığımızda rızkımız artar. Ne yaptığımızda daha çok rızıklandırılırız. Ne yaptığımızda daha bol ve bereketli bir rızka sahip oluruz. Şimdi Kur'an ve sünnetten bunların cevaplarını bulmaya çalışalım. Birinci rızkı artıran, rızkı bereketlendiren, insanı hayatı daha tadında yaşattıran en önemli etken imandır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de iman etmenin rızkın artmasına, rızkın bereketlenmesine sebep olacağını açıkça zikretmiştir. Buyurmuştur ki Rabbimiz Araf suresi 96. ayet-i kerimede وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا Eğer o kasaba halkları iman edip sakınsalardı le fetahna aleyhim berakatim mines semai vel ard biz onların üzerine gökten ve yerden bereketleri aç verirdik. Eğer o kasaba halkları iman etselerdi biz onların üzerine gökten ve yerden bereketleri aç verirdik diyor. Bir insan kardeşler şirki ve küfrü terk edip Allah'ın istediği gibi iman ettiği anda Allah onun hayatına mutlaka bir bereket, bir bolluk, bir güzellik katacaktır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Yani iman rızkın artmasına veya daha düzgün bir ifadeyle rızkın bereketlenmesine, hayatın daha bereketlenmesine en önemli etkendir, en önemli sebeptir. Şimdi burada Rabbimiz ne dedi? Onlar iman etselerdi biz onlara bereketleri verirdik. İman etselerdi. İman etmek Allah'a inanmak demek değil. İman etmek Allah'ın istediği şekil üzere yani uluhiyetinde, rububiyetinde, isim ve sıfatlarında Allah'ı tevhid ederek Allah'a inanmak demektir. Eğer siz iman etmeyi mücerret manada Allah'a inanmak olarak algılarsanız o zaman bugün dünyada birçok insan Allah'a, Allah'ın varlığına inanıyor. Mealler böyle tercüme ediyor. Yani Allah'a inanırsanız Kardeşim herkes inanıyor Allah'a. Kim inkar ediyor? İnkar eden 3-5 dengesiz adam. Normalde fıtraten insanoğlu bir yaratıcıyı kabul eder. Burayı biz inanmak şeklinde almayacağız. İman etmek diyeceğiz. Allah'ın kullandığı şekil üzere kullanacağız. Çünkü bir şey mutlak olarak zikredildiğinde onun hakiki manası kastedilir. Bu bir kaidedir, bir kuraldır. Allah iman demişse imandan biz ne anlıyoruz? Ehli sünnet olarak söylüyorum. İlah olarak Allah'ı kabul etmeyi, uluhiyetinde tevhid etmeyi, Rab olarak Allah'ı kabul etmeyi, isim ve sıfatlarıyla Allah'ı kabul etmeyi anlıyoruz. Dolayısıyla bir insan Allah'tan başka birisini, bir varlığı ilah olarak kabul etse ya da ilahlık vasıflarından bir tanesini ona verse ya da Allah'tan başka bir varlığı Rab kabul etse ya da Rab'lık vasıflarından birisini ona verse ya da Allah'ın isim ve sıfatlarında hataya düşse bu adam inansa bile iman etmiş değildir. Allah burada bize inanmamızı değil, iman etmemizi istiyor. Uluhiyette Allah'ı kabul edeceksin. Rububiyette Allah'ı kabul edeceksin. İsim ve sıfatta Allah'ı kabul edeceksin. Böyle olursa Allah senin hayatına bereket verecek. Yani kulluk fiillerini, duanı, secdeni, kıyamını sadece Allah'a yapacaksın. Yani kanun koyucu olarak, hükmedici olarak, hayatına karışıcı olarak yaratıcı, rızık verici, hayatını yönlendirici olarak Allah'ı kabul edeceksin. En güzel isim ve vasıfların sahibinin Allah olduğunu kabul edeceksin. Sen böyle olursan Allah garanti ediyor ki senin hayatına bereket koyacaktır Allah. Yine kardeşler ayette ne dedi? Lefetahna aleyhim berakatin minessemai velart. Gökten ve yerden bereketler biz onlara veririz dedi. Bereket, bereket vermek. Ne demek? Hayata anlam katmak. Hayatı daha güzel, daha tadında, daha kıvamlı yaşamak. Sadece bolluk değil, sadece rızkın artması değil. Bunu anlatacağım inşallah. Dolayısıyla iman bereket vesilesidir. İman eden bir insan kesinlikle berekete sahip olur. O zaman bu bereket ne demektir? Alimlerimiz demişler ki, Bereket Allah'ın lütfunun, hayrının bir kula inmesidir. Allah'ın lütfunun ve hayrının bir kula inmesidir. Bazılar da demişler ki, hayrın çoğalıp artması ve çoğalıp artan bu hayrın bu istikamette süreklilik arz etmesi. Bereket budur. Yani Allah bir sefer verip almaz. Eğer gerçekten Allah senin hayatına bereket koyarsa lütfunu keremini indirir ve sen ahdini bozmadığın sürece Allah da ahdini bozmaz. Onu sürekli bir şekilde senin hayatına yayar. Alimlerimiz yine diyorlar ki bereketle alakalı çok önemli. Bereket öyle bir değerdir. Öyle bir güzelliktir ki az olan bir şeye inse onu çoğaltır. Çok olan bir şeye inse onu faydalı hale getirir. Ve en önemlisi inmiş olduğu şeyi onu vereninin uğrunda kullandıktırır. Yani sen eğer bereket sahibi olursan azın çok olur bunu unutma. Eğer çok mal sahibi isen çoğun bereketlenir, daha tadında bir hal alır, ve en önemlisi bu istikrar kazanır. O yüzden özellikle mesela zenginlerin bu ayete çok iyi inanmaları gerekir. Bu ayetle çok iyi amel etmeleri gerekir. Zira malı elde ettikten sonra onu elde tutmak çok zordur. Nasıl elde tutacaksın? Allah bereket verecek. Bereket istikrar sağlayacak sana. Sen o istikrar sayesinde Allah'ın izniyle o kıvamını, konumunu koruyacaksın. Böyle devam edeceksin. Peki bereket sadece parada mı olur? Şimdi hep bereket diyoruz ya. Allah ne demiş? Bereketin bereketler verir. Herhangi bir bereketten bahsetmiyor Allah. Bereketler nekira kullanıldığı için maddi ve manevi bütün bereket şekillerini kapsar. Bakın, alimlerimiz diyorlar ki bereket sadece maddi şeylerde olmaz. Manevi şeylerde de olur. Mesela ilim bir berekettir. Bazen Allah azze ve celle bir ilim talebesine yani ilmi çok fazla olmayıp az olsa bile bir ilim talebesine bir bereket verse onun sözlerini faydalı kılar. Koca koca alimlerin veremediği faydayı Allah ona nasip edebilir. Onların yapamadığını Allah ona yaptırabilir diyorlar. Yine mesela Allah vakti az olan bir insanın vaktine öyle bir bereket verirse o adam vakti çok olan adamların yapamadığı işleri yapar. Yine mesela Allah Azze ve Celle Fakir bir aileye bereket verirse onların hayatına öyle bir anlam, öyle bir mutluluk katar ki zenginlerin sahip olamadığı, yaşayamadığı mutluluğu onlar yakalarlar. Bir ara bir tane psikologtan dinlemiştim. İstanbul gişelere geldim diyor. Arabamın yanında bir tane araba durdu. 4 çarpı 4 jip. Üstünde diyor kayaklar var. Anlaşılan Bursa'dan Uludağ'dan geliyorlar. İçerisinde şoför mahallinde adam var. Yanında eşi var. Diyor ki eşi başını cama dayamış. Bir tane de arkada çocuk var. Çocuk da başını yana dayamış. Eskiden biliyorsunuz o gişelerde belirli bir zaman bekleniyordu. Şimdi e, hızlı geçişler var. Bir tarafta da bir baktım diyor sol tarafında. Kartal bir taksi içi hınca hınç dolu. Bir sürü adam var. Ama nasıl şen şakrak diyor. Bir tarafta 4x4 jip var. Belli ki yani çok zengin bir aile. Kayak merkezinden geliyorlar ama mutsuz oldukları her hallerinden belli. Bir tarafta da kartal araba. İçi dolu ama nasıl mutlular. Birisine Allah mutluluğu tattırmış. Öbürüne mutluluğu tattırmamış. Biri fakir biri zengin. İşte eğer sizin hayatınız kardeşler bereketli olursa paranız az bile olsa hayatı mutlu yaşarsınız. Tadında yaşarsınız. Kıvamlı yaşarsınız. Bu da size ayrı bir güzellik katar. Dolayısıyla bereketi sadece zenginlik olarak anlamak büyük bir hatadır. İman edenler kesinlikle bu hayatı güzel yaşarlar, tadında yaşarlar, lezzetli yaşarlar. Birçok sıkıntıya rağmen hayattan zevk alırlar. Şirk ehli ise bu hayattan asla gereken lezzeti, tadı alamazlar. Bütün müreffehliklerine rağmen, bütün zenginliklerine rağmen hayatlarını kaliteli bir şekilde yaşayamazlar. Vallahi zevkleri, gülücükleri, mutlulukları hepsi sahtedir. Bugün şahit olmuyor musunuz siz? Mesela gariban Müslümanlar var. Soğan ekmek yiyecek kadar gariban. Ama mutlu ya. Adam evine misafir geldi mi dünyalar onun oluyor. Oturup muhabbet ettiğinde rahatlıyorsun. Bazen de öyle zenginler var ki gittiğinizde içiniz daralıyor. Kalbiniz kararıyor. Sebebi bu işte. Birisine Allah bereket vermiş, birisine vermemiş. Peki. Laf buraya geldiğinde sizin de aklınıza gelmiştir. E hocam sen böyle diyorsun da hep bu dünyada kafirler zengin. Bunu nasıl anlayacağız? Evet. Doğrudur kardeşler. Dünyada kafirler Müslümanlardan zengin, gerçekten de kafirler daha zengin. Ama bakın zenginlik para zenginliği değildir sadece. Biz böyle anladığımız için hata ediyoruz. Zenginlik Bazen gönül zenginliğidir. Zenginlik bazen sağlıktır. Sağlık büyük bir zenginliktir. Bazen iyi bir arkadaştır zenginlik. Bazen iyi bir ortamdır, iyi bir eştir, iyi bir çocuktur, hayırlı bir evlattır. Bazen de mutlu bir ailedir zenginlik. Yani sadece zenginliği böyle paraya endeksliyorsunuz ya. Bundan dolayı bu soruyu soruyor, aklınıza getiriyor veya bununla meşgul oluyorsunuz. Oysa bilseniz ki sağlık da bir zenginliktir. Çocuk da bir zenginliktir. Gönül zenginliği, cömertlik, yumuşak huyluk bunlar da bir zenginliktir. O zaman işin rengi gerçekten değişir. Böyle bakınca iman edenlerin aslında kafirlerden daha zengin olduğunu çok rahatlıkla anlarız. Sabancı çok zengindi doğru mu? Türkiye'nin neredeyse her tarafını alacak kadar zengin bir adamdı Sabancı. Ama Allah onun hayatında ona öyle bir sıkıntı verdi ki çocuğunu sakat kılarak onu perişan hale getirdi. Adam dedi ki bir gün oğlumun iyileşmesi için bütün servetimi veririm. Buna hazırım. Yeter ki oğlum yürüyebilsin. Şimdi çocuklara sağlıklı olan kardeşlere soruyorum. Allah için sabancı mı daha zengin siz mi daha zenginsiniz? Sabancı diyor ki benim oğlumun sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için bütün servetimi vermeye ben hazırım diyor. E Allah sana sağlıklı yürüyebilen bir çocuk vermiş ya. Allah için bu Sabancı'dan daha daha fazla zenginlik değil midir? Bunu düşünmek gerekir. Dolayısıyla kardeşlerim, iman en büyük zenginliktir. İman bereket kaynağıdır. İman bereket vesilesidir. İman bir insanın hayatı tadında yaşattıran en önemli etkendir. İman şu dünyada mutluluğu bulabilmenin birinci adımıdır. Bir insan iman ehli ise Allah'ın izniyle o insanın hayatı anlamlıdır. Bir insan iman ehli değilse vallahi o insan hayatı anlamsızdır. Anlamsız bir hayat yaşar. Evet. İnsanın rızkını bollaştıran, bereketlendiren etkenlerden ikincisi kardeşlerim istikamet üzere yaşayabilmektir. Birincisi iman, ikinci sebebimiz istikamettir. Ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki ve ellav istikamu ala't tarikati la'sqiynahum ma'en ghadaka cin suresi 16. ayet eğer o kafirler hak yolda istikamet üzere yürüselerdi istikamet üzere olsalardı biz onlara bol bol yağmur verirdik İstikamet üzere olmadıkları için az yağmur verdik mana bu bu ayet bize neyi anlatıyor açıkça bir insan eğer istikamet üzere olursa, imanını, salih amelini, takvasını, tevhidini korursa Allah ona yağmur verecektir. Yağmur verince dünya bereketlenecektir. Çünkü yağmur aslında bereketin simgesidir. Allah gökten rızık indiririz diyor. Aslında bize gökten mesela domates gelmiyor. Gökten bize salatalık, patlıcan, biber gelmiyor. Gökten rızık nasıl iniyor? Rızkın sebebi olan yağmur iniyor. Yağmur yeryüzünde toprakla buluşunca sana yerden rızık bitiriyor. Dolayısıyla Allah bu sebebe rızık diyor. Gökten size rızık indiririz diyor. Oysa inen şey yağmurdur. Diyor ki onlar eğer istikamet üzere olsalardı biz onlara bol bol yağmur yani bol bol rızık verirdik ya. İstikamet üzere olsalardı bol bol rızık verirdik diyor. O nedenle bir insan eğer rızkının bollaşmasını ...artmasını, darlığının gitmesini istiyorsa kesinlikle istikamet sahibi olmalıdır. İstikamet ne demektir? Ne yaptığımızda biz istikamet sahibi olmuş oluruz. İstikamet demek hak yolda yürümeye devam etmek demektir. Geri dönmemek demektir. İstikamet demek iman üzere sebat etmek demektir. İstikamet demek yalpalamadan, sağ sol yapmadan, yıkılmadan hedefine doğru ilerlemek. Yani cennet yoluna doğru ilerlemek demektir. Demek ki hayatın bereketli bir şekilde devam edebilmesi için iman etmek yetmez. İman ettikten sonra bir de bu imanı muhafaza etmek gerekir. İstikamet budur işte. Adam iman etti, üç gün sonra bozdu imanını. Bu adam istikamet sahibi değil. İman ettin mi bir daha dönmeyeceksin. Allah dedin mi bir daha dönüş olmayacak sana. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti? Kul amentu billah thumma istiqem. Allah'a iman ettim de sonra mustakim ol. Bakın, iman ettim de imanı yerine getir, mümin ol, sonra imanını devam ettir. Bu imanından şaşma. Mustakim ol. Dilin, kalbin, azaların imanına yakışır şekilde olsun. İşte buradan anlıyoruz ki imandan sonra en önemli şey İman üzere istikamet sahibi olabilmek, imanını muhafaza edebilmek, iman üzere bu yolda yürüyebilmektir. İstikamet o kadar önemli bir şeydir ki, inanın o olmadan imanın da bir anlamı olmaz. Niye biliyor musunuz? Çünkü bir insan iman etse, örneğin 5 yıl sonra imanını bozsa, 5 yıllık imanının da artık bir anlamı yoktur. Bu neye benzer biliyor musunuz? Oruca başladınız İkindi vaktinin sonuna kadar orucunuzu devam ettirdiniz. Ama akşam girmeden orucunuzu bozdunuz. Selamun aleyküm. Yani artık orucunuzun da hayrı kalmadı. O ana kadar tutmuş olduğunuz orucun da adı oruç olmadı. Namaza başladınız. Dört rekatı kıldınız. Ama son rükünleri yerine getirmeden önce namazınızı bozdunuz. O kıldığınız dört rekatın da bir anlamı kalmadı. İman da aynen böyle. 20 yıl iman ettiniz. 21. yıl imanınızı bozduğunuz anda o 20 yılında hiçbir anlamı kalmayacaktır. İşte bu nedenle istikamet çok önemlidir. İbn-i Kayyum Merhum diyor ki önemli olan amel işlemek değil, önemli olan diyor ameli bozacak şeylerden ameli korumaktır. Yani istediğin kadar amel işle. Onu bozdun mu hiçbir anlamı kalmayacak ki. Önemli olan bozmamaktır. Yani istikamettir. Zaten ihdine sıratal müstakimin bir anlamı da bu değil mi? Ya Rab bizi sıratı müstakime, dost doğru istikame sahibi olan yola ilet. Yani bizi bu yolda müstakim bir şekilde sabit kadem yürüyen bir insan kıl. Şaşmayan bu yolda ilerleyen bir insan kıl demektir. İşte biz rızkımızın bereketlenmesini istiyorsak, hayatımızın tatlı olmasını, anlamlı olmasını istiyorsak Yapacağımız birinci şey Allah'ın istediği gibi imanı yerine getirmek. İkincisi de bu imanı bozmadan istikamet üzere devam edebilmek. Biz bunu yaparsak kardeşler Allah da vaat etmiştir ki ben sizin rızkınızı bereketlendireceğim. Hayatınıza anlam katacağım. Hayatınız tatlı olacak. Hayatınız bollaşacak her yönden. Rabbim bizi hayatı bu şekliyle bereketlenen iman ehli, mustakim kullarından eylesin. İnsanın rızkını bollaştıran, bereketlendiren üçüncü etken de takvalı olmaktır. Yani bir insan muttaki olursa, Allah'tan korkan, takva bilinciyle hayat yaşayan bir insan olursa, onun da rızkı artar, onun da rızkı bereketlenir, onun da rızkı Allah'ın izniyle istenilen düzeyde, onu razı edecek düzeyde olur. İki tane ayet okuyacağım bu konuyla alakalı başka deliller de var siz bakabilirsiniz. Buyuruyor ki Rabbimiz Araf suresi 96. ayette az önce okumuştum bunu. Velev enne ehlel kura amanu vettekav. Şayet o kasaba halkları iman edip vettekav muttaki olsalardı. Takvalı olsalardı. Allah'tan korkan insanlar olsalardı. Lefetehne aleyhim berekatim mine semai vel ard. Gökten ve yerden biz onların üzerine bereketleri bol bol bereketleri aç verirdik. Yine Rabbimiz buyuruyor ki Talak suresinin 2 3 ve 4. ayetlerinde bu ayetler gerçekten çok güzel. Ve men yettekillaha yecallahu makhraca ve yerzuquhu min haythu la yahtesib ve min emrihi yusra. Kim muttaki olursa, kim takvalı davranırsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Onu hiç hesaba katmadığı, ummadığı, beklemediği yerlerden rızıklandırır. Kim Allah'tan korkup sakınır, muttaki olursa Allah onun işlerinde kolaylıklar ihsan eder. Kardeşler, ilk okuduğum ayette Rabbimiz iman edip takva sahibi olan kullarına hem gökten hem yerden rızıklar geleceğini vaat etmiştir. Demek ki gökten de gelen rızıklar var. Yerden de gelen rızıklar var. Peki bunu nasıl anlayacağız? Demiş ki alimlerimiz, ilim insana gökten gelen bir rızıktır. İhlas gökten gelen bir rızıktır. Takva gökten gelen bir rızıktır. Bunları Allah verir. Yerden gelen rızıkları da zaten biraz önce anlattım. İkinci okuduğum ayette ise, yani Talak suresi 2, 3 ve 4'te ise, bu ayetler Allah için unutmayın. Hayatınızda her anınızda aklınıza gelen ayetler olsun bunlar. Bir, muttaki olan insanlara işlerinin tıkandığı yerde onlara bir çıkış yolu ihsan edileceğinden, iki ummadıkları hesaba katmadıkları yerlerden rızıklandırılacaklarından, üç işlerinin kolaylaştırılacağı asan eğleneceğinden bahsedilmektedir. Eğer sen bir mümin olarak muttaki olursan, tıkandığın yerde Allah yardımına yetişir. Allah bunu vaat etmiştir. Nerede sen bittin Allah de Allah orada senin yardımındadır. Bir yerde rızkın daraldı. Artık yani bittin, tükendin. Maddi olarak çok zor durumdasın. Allah diyor ki takvalı olursan hiç ummadığın yerden tak ben senin kapına rızık getiririm. İnanın kardeşler selefin hayatında bir sürü bunun örnekleri var. Selefin hayatına gitmeye gerek yok. Benim kardeşlerden dinlediğim bir sürü sizden duyduğum şeyler var. Mesela kardeş diyor ki hocam 10 bin lira ödemem var. Toplayamadım, perişan oldum çok kötü hale geldim. Sonra bir kardeş geliyor diyor ödemeye mesela bir saat kalmış. Bir kardeş geliyor diyor ki abi ben de fazla para var emanet sen de dursun. Bunu kullan bir ay sonra bana ver. Allah için böyle sizin de hayatınızda şeyler yok mu? Dolu dolu. Ben birçok Müslümandan böyle şeyler duydum. Evet kardeşim o adam Allah'tan korkup borcunu ödeme niyetiyle takvalı davranıyor ya. Allah ona bir çıkış yolu ihsan ediyor. Bir bakıyorsun bir müşteri geliyor 3 bin lira ödemesi var. Adam geliyor 3 bin liralık alışveriş yapıp gidiyor. Bir anda Allah ona rızık gönderiyor. Ve sen takvalı olursan Allah senin işlerini asan eyler. Kolaylaştırır. Nerede tıkandı Allah orayı açar. O nedenle bizim işlerimizde takvalı ve muttaki olmamız gerekmektedir. Peki takva nedir? Muttaki olmak ne demektir? Öyle ya Kur'an'ın en çok kullandığı kelimelerden bir tanesi. Takva ve muttakilik. Kardeşlerim takva çok tarifle tarif edilmiş. Alimlerimizin kimisi demiş ki şüpheli şeyleri terk etmektir. Kimileri demiştir ki Allah'ın emirlerini yapıp haramlarından sakınmaktır. Kimileri de demişler ki hak yolda ilerlerken temkinli ve dikkatli olmak. Acaba hani şu haram olur mu? Şunu yaparsam harama düşer miyim? Kıvamında sürekli bu teyakkuz halinde olmak demişler. Buna da şunu delil getirmişler. Bir gün Adamın birisi Ebu Hureyre radıyallahu anhu'ya diyor ki: "Ey Ebu Hureyre, takva nedir?" O da direkt cevap vermek yerine bir örnek üzerinden cevap verme yolunu tercih etmiş. Demiş ki: "Sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü?" Evet demiş. "Çok yürüdüm." "Peki dikenli yola girdiğinde ne yapardın?" "Ya dikenler ayağıma batmasın diye bazen öyle, bazen böyle, bir sağ bir sol, bir ön bir arka sürekli böyle temkinli bir şekilde yürürdüm." İşte takva budur demiş. Yani hak yolda giderken karşına çıkan olaylarda duracaksın. Acaba bu haram olur mu olmaz mı? Bir ticaret yapacaksın duracaksın. Acaba bu Allah razı eder mi etmez mi? Bir alışverişe gittin. Ya ben bunu alsam Allah hoşnut olur mu olmaz mı? Kulağın bir şeye gitti. Ben bunu dinlesem Allah razı olur olmaz mı? Bunları düşüneceksin. Takva bu. Her işte her adımında Allah bundan razı olur mu olmaz mı? Endişesini taşıyacaksın. Sen bunu yaparsan sen muttakisin. Kardeşler takvanın dört mertebesi vardır. Şimdi Rabbimiz veli kullarını tarif ederken diyor ki Ela inna awliya Allah la khawfun alehim ve lahum Allah'ın veli kulları var ya. Onlara ne bir korku vardır ne de onlar mahzun olacaktırlar. Kimdir ya Rabbi bu veli kullar diye sorduğumuzda Allah diyor ki: Ellezine amenu ve kanu yettequn. Onlar ki iman eden ve sakınan, muttaki davranan, takvalı olan kullardır. Şimdi bu ayette alınması gereken çok önemli bir ders var. Ne dedi Allah? Onlar sakınırlar. Peki neden sakınırlar? Söylememiş Allah. Onlar iman eder ve sakınır. Takva ile sakınır. Ya Rabbi nelerden sakınır? Söylememiş. Arapçada böyle bir şey ifade edildiğinde sakınılmaya değer ne varsa o buna dahildir. Buna göre sakınılacak şeyler nelerse o evliyaullah dediğimiz Allah'ın veli kulları onlardan sakınırlar. Alimlerimiz işte bu ayeti esas alarak sakınılması gereken şeyleri tasnif etmişler ve bunları 4 madde halinde zikretmiştir. Bunlar bir şirktir, küfürdür. İnsanı dinden çıkaran şeylerdir. 2 büyüklü ve küçüklü günahlardır. Üç, günah değil ama şüpheli olan şeylerdir. Dördüncüsü de insanı Allah'tan uzaklaştırabilen, Allah'ın sevgisinden mahrum edebilen şeylerdir. Sakınılacak şeyler bu dörttür. Bunların iki tanesi herkese gerekli. Üçüncü ve dördüncü madde ise artık herkesin mertebesine göredir. İbn-i Recep el-Hambeli diyor ki, Bunlardan ilk iki madde herkese farzdır. Yani şirkten ve küfürden sakınmak, bir de Allah'ın haramlarından sakınıp emirlerini yerine getirmek. Yani böyle bir takvaya sahip olmak herkese farz. Ama diğerleri, şüpheli şeyleri terk etmek o senin iman ve takva derecenle alakalı. Hele seni Allah'tan, Rabbinden uzaklaştıran şeylerden de uzak durmak bu artık takvanın zirvesidir. Ben inşallah kısaca bunları da söyleyip dersi noktalandıracağım. Şimdi şirke ve küfre karşı takva dedik. Bu takvanın birinci mertebesi ve olmazsa olmazıdır. Bir insan şirkten sakınmıyorsa, sarık da taksa, cübbe de giyse, şöyle sakal da koysa, o adam takvalı değildir. Ya adam müşrik, Allah'a şirk koşuyor. Bizim Rabbimize şirk koşmuş. Bu adam nasıl takvalı olsun? Bugün işte sarıyla cübbesiyle gezen, insanlara takva satan kimi insanlar? Şirkin daniskasına düşüyorlar. Ama bu insanlar hala piyasada takva satıyor. Millete takvalı nasıl olunur diye dersler veriyorlar. Yahu sen takvanın birinci mertebesini terk etmişsin. Sen nasıl muttakisin? Muaz İbni Cebel radıyallahu anh diyor ki kıyamet günü geldiğinde bir münadi şöyle seslenecek. Eynel muttakun. Muttakiler, takvalılar nerede? Orada bulunanlar Muaz bin Cebel'e dediler ki Ey Muaz, menil muttakun. Takvalılar, muttakiler, kıyamet günü meleklerin çağıracağı bu insanlar kimlerdir? O da dedi ki kavmun ittegavuş şirke ve ibadetel evten. Onlar şirkten ve putlara kulluk etmekten sakınan ve ahlasu lillahi'l-ibade. İbadetlerini ihlasla, halisane bir şekilde sadece Allah'a yapanlardır. Yani muvahhidlerdir. Bakın Muaz bin Cebel radıyallahu an takvayı neyle izah etti? Şirkten sakınmayla izah etti. Muttakiler kimlermiş? Şirkten, putlara kulluktan sakınan, ibadetlerini sadece Allah'a has ve halis kılan insanlar. Dolayısıyla şirkten sakınmayan adam takvanın birinci mertebesinde kaybetmiştir. O adam hiç muttaki değildir. Kardeşler takvanın ikinci mertebesi büyüyle küçüyle günahlardan kaçınmaktır dedik. Biliyorsunuz ehli sünnete göre günahlar büyüklü ve küçüklü olmak üzere ikiye ayrılır. Kebair ve sagairdir. Kebair dünyada had cezası belirlenmiş günahlar veya yapanına lanet, ateş tehdidi, cehennem vaidi gibi şeyler vaat edilmiş olan insanlar. Büyük günahın tanımı budur. Yani bir günaha dünyada had cezası terettüp etmişse o büyük günahtır. Ya da had cezası değil ahirette büyük bir tehdit, lanet, ateş vesaire. Bunun gibi şeyler eğer tehdit olarak vaat edilmişse bu günahlar büyük günahlardır. Şimdi mesela yalan söylemeye bizim bildiğimiz bir had cezası yoktur. Değil mi? Veya anne babaya isyan etmeye, hukuk yapmaya belirlenmiş bir had cezası yoktur. E şimdi anne babaya isyan etmek büyük günah değil midir? Hayır, ahirette buna çok büyük bir tehdit vardır. O yüzden bu büyük günah kapsamındadır. Küçük günahlarda üzerine had cezası tereddüb etmemiş veya yapanına lanet vesaire okunmamış şeyler. Bunlar küçük günahlardır. İşte büyüğüyle küçüğüyle bir Müslümanın bunlardan sakınması gerekir. Zira küçük günahlar basite alındığında büyüye dönüşebilir. Biz ne diyoruz? Damlaya damlaya göl olur. İbn-i diye bir şair var demiş ki sakın ha küçük günahları basite alma. Zira koca koca dev gibi dağlar küçücük taşlardan meydana gelir. Hakikaten dağlara bakın. Dağlar ne yani? Küçücük küçücük taşların oluşturduğu koca bir kütle. O yüzden küçük günahlar birikir birikir. Allah korusun büyüye dönüşür. Bundan da Müslümanın sakınması gerekir. Üçüncüsü şüpheli şeylere karşı takva dedik. Artık bunu biliyorsunuz. Dördüncüsü de kişiyi Allah'tan uzaklaştıran şeylere karşı takva, bu da takvanın son ama en zirve mertebesidir. Bir insan kendisini Rabbinden uzaklaştıran bir şeyi terk ediyorsa, edebiliyorsa, bu adam takvanın zirvesini yaşıyor demektir. Zaten Rabbimiz de takvanın bu zirvesine ulaşmayı bizlere emretmiştir. Ne demiştir? Ya eyyühellezine amenu tekullâhe hakka tukatihi. Ey iman edenler, Allah'a karşı hakkıyla takvalı olun. Şimdi dört mertebe var. Bunun zirvesi sonuncu madde. Beni Rabbimden, beni Rabbimin sevgisinden uzaklaştıran şeylere karşı takva. Bakın bir örnek vereyim anlayacaksınız. Mesela çok uyumak haram değildir. Mübahtır. Ama bir Müslüman. Kardeşim ben çok uyuduğum zaman hayırlı ilimden, güzel ibadetlerden, Allah yolunda koşturmadan geri kalıyorum. Dolayısıyla ben biraz daha uykumu azaltayım. 8 saat yerine 6 saat yatayım. O 2 saatte de Allah'ın kitabını okuyayım, namazımı kılayım dese ve bu şekilde mübah olan bir şeyi sırf beni Rabbimin sevgisinden ve ibadetinden uzaklaştırıyor diye terk etse işte bu adam takvanın zirvesini yaşıyor demektir. Yine şöyle de bir örnek verebiliriz. Mesela bir insan helal olan bir işle uğraşabilir. Helal olan her türlü ticaret bizim için mübahtır, yapılabilir. Fakat bir Müslüman diyor ki: "Kardeşim ben bu ticaretimde örneğin 3 saat çalışsam rızkımı rahatlıkla temin edebiliyorum. Yani 6 saat, 9 saat çalışıp mal yığmaktansa ben 3 saat çalışır, kalan zamanımı Rabbimin dinini anlatmaya ayırabilirim. Niye ben çok çalışacağım kardeşim? Ben Rabbimin dinine hizmet edeceğim." dese ve bu işin fazla kalan zamanını Allah'tan uzaklaştıran bir etken olarak değerlendirerek onu terk etse, işte bu adam Takvanın zirvesini yaşayan bir adam olur. İşte böylesi muttakiler, yani kendilerini Allah'tan uzaklaştıran şeyleri terk eden muttakiler, muttakilerin en zirvesinde olan insanlardır. Muttakilerin piridir bunlar. Allah beni de, sizi de bu dersi dinleyen kardeşlerimizi de böylesi muttakilerden eylesin. Evet kardeşlerim. Zengin olabilmenin, hayatı müreffeh bir şekilde yaşayabilmenin rızkı daha çok artırabilmenin yollarını öğrenmeye başladık. 16 madde zikredeceğiz dedik. Bugün inşallah birkaç tanesini zikrederek bir ders yaptık. Umarım bunlar hem size hem halkımıza fayda verir. Çünkü gerçekten şu anlatılan şeylere insanlar riayet etseler özellikle şu günlerde yani rızıkları bereketlenecek, hayatları anlam kazanacak, daha mutlu ve daha huzurlu olacaklar. Çok ihtiyacımız var böylesi bir şeye. Umarım bu dersten gereken faydayı bulurlar, buluruz. Rabbim inşallah burada anlattığımız şeylerle beni de sizi de bizi dinleyenleri de müstefid eylesin, faydalandırsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin.